Hepiniz yerli bir edeceğim. Hepinize selam dostlar, ben Tav. Bugün Taplay'inde hem dövüşçü hem tank, rakiplere tek atan, aynı zamanda ölmeyen Renekton oynayacağız. Renekton nasıl oynanır, komboları nasıl yapılır, Riven'a karşı nasıl oynanır, hepsini öğreteceğim. Yarın yine çok güzel bir parti var. Parti hikayelerini dinlemeyi sevmeyenler şu an kafa yiyor. Yeter artık, anlatma bize, yeter. Tamam, bugün bir şey anlatmayacağım ama dediğim gibi yarın güzel bir parti var, oraya gideceğim. Dorağın kılıcı falan, bunlar buff yedi bakın. 100 can veriyor, 10 AD veriyor. X tuşuna basarak şöyle çalıya girin bakın, şöyle yapın. X soltuk gördün mü? Adam geldiği anda vurursun. Yandan da diyorsun, Tav nasıl bir build yapacaksın? Nasıl bir build yapalım mesela? Kesinlikle kararımı alacağız ya da yok mu? Kan içen de build'e de yapabiliriz ama ben çok sevmiyorum bunu ya. Yani ama bunu da yapabiliriz abi. Kan içen, bir tane karabalta, sonrasında Sojin, ölümün dansı. Fena olabilir. Ama kesinlikle boy mahvolmuş lazım. Tank. Bu da birazcık tank gibi. Bu da birazcık tank gibi. Girdim Rune ve Şaz dilimini sağ tarafta görebilirsiniz. Q yeteneğini bastık, tüm minyonları kestik. Şimdi Riven'ın pasifi var. Çok üzerine gitmeyeceğim. Eminim benden daha çok vuracak. Otomatik saldırı Q. Bu animasyon iptalini yapıyorsunuz. İkili hal olmaya çalışıyorum. Olursam da içinden geçeceğim. Olacağız gibi de duruyor. Yani bunu bile bile öldün ya Riven. Şimdi burada ne yaptık? Minyonları önceden almaya başladım. İki levele daha yakındım. Riven üzerimize oynadı. Öfkeli Q'yu attık, ekstradan hasar verip iyileştik. Sonrasında 2 level olup W'yi atıp öldürdüm. Anlaması zor değil. Renekton gerçekten güzel bir karakter. Birazcık böyle otomatik saldırı atmanız gerekiyor hani yenilmezin gelmesi için. Otomatik saldırı W animasyon iptalini mutlaka kullanın. Çok güzel bir animasyon iptali. Kısa üzerime oynarsa dayağını yer bir güzel. 15 milyona 3 milyon. Hızlıdan base'imizi atalım. Bir güzel kazanalım hadi bakalım. Tamam, söylediğim gibi kan içen alacağım. Tekrardan geldik. Riven gel bakalım buraya. Mesela Q'nu attım. E'ni attım. Tekrardan atacağım. Otomatik saldırı W. Bu kadar milyon arasında. Bir güzel öldürdük. Neyime güveniyorum biliyor musunuz? Renekton 1v1'i çok güçlü. Üzerine yenilmezi açtım. Üzerine minyonlar varsa Q ile onlardan can çekebiliyorum. Buna güvenerek saldırdım. Bak mesela altındaki öfke barı da oldu değil mi? Şimdi dolacak, izleyin. Q'yu bir atacağım, canım fullenecek. Belki çok fark etmemiş olabilirsin, size çok gelmeyebilir ama en azından 50 can veriyor. Oyunun başlarında da 50 can önemli. Genel kombomuz da şu, göstereyim hemen tekrardan gelsin. W'nun öfkeli hali direkt kalkanı siliyor. Of, hasara gel ya. Renekton tam bir alfa karakter. Üzerimize oynar mı bakalım. Bir atla bana hadi. Allah, seni tekrardan öldüreceğim. E'yi bassam bile W ile kalkanını sileceğim. Birazcık bekleyelim gelsin. EQ atacağım, damage'ini yiyecek. Bir tane daha E'miz var. Öldük ama o da öldü. Seviyorum ya League of Legends'ı. Hiç böyle olacağını düşünmemiştim. Bir de şu hatayı yaptım. İkinci E'yi basınca öfkem gitti. O yüzden W 3 tane vuramadı. Kalista vs kartı çok komik lan. Tekrardan geldik. Demir diş kırbacının kullanışını göstereceğim size. Önce onu basıp sonrasında hemen Q basıyorsun. Çok güzel bir olay. Ben yine lane'imi bittireyim. Kule altına hapsedelim. 31 minyonu var Riva'nın, bizim 50 milyon. Her türlü farkı koyduk zaten. Ölsek de sıkıntı değil. Oyna üzerim hadi. Bir otomatik saldırı W, sonrasında E basacağım. Belki üzerime oynamak ister ya. Kendine o kadar güvendiğini sanmıyorum ama. Bilmiyorsanız zamanında kafe turnuvaları olurdu tabi. Sene 2013 falan. Ben Renekton aldığımda her oyunu kazanırdık. Sonrasında turnuvalarda böyle adım çıktı abi. Herkes Renekton banlıyordu. Geldik, güzelce meyveyi yedik. Otomatik saldırı W. Demir diş kırbacı. Hala yine donduralım. O da kan içen alıyor. Mantıklı. Koridor böyle kalacak. Minyonların arasında gidip de Q atmayın. Hepsini kesmiş olursunuz. Şu an bir ucundan değdirdik. Zaten minyonumuz var yeterince. Ben bir kovalayayım da XP alamasın. Beni dövemezsin. Ben Renekton'um. At bakalım base'in evlat. 30 CS fark yedin. Tekrardan bittirmeye başladık. Ya da vadeye gidelim değil mi? Daha mantıklı bence. Aa, şey söylemeyi unuttum. Bu arada arkadaşlar, videoya like atarsanız YouTube bizi önerir. Bunu çalarsan seni yok ederim. Güzel. Ben burayı zorlamayayım da hızlıdan base'imi atayım. Eşyamız bitiyor. Bir tane ayakkabı, bir tane daha uzun kılıç, ilerleyelim. Lütfen Riven double kill almasın.
Ama hayır ya, bir de shutdown aldı. Şimdi gelip iğneyi bana takacak bir daha. Bak geliyor. İkisini birden keseceğim. Üzerime gelirse Skarner geliyor demektir. Tamam, Skarner burada. Kule altına atacaklar beni. altın çekme beni. O zaman kaçmayız reis. Lux'un gelmesini hiç beklemiyordum yani. Fizz kardeş, seni biraz pingleyeyim şöyle ya. Ping 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 ping. Tamamdır, karabaltaya da başlıyorum. Hatta şöyle yapalım, bir tane daha cooldown eşyası alayım. Bundan cooldown geliyor, buradan 20 cooldown, şuradan da cooldown geliyor. Süperiz abi. Sürekli yetenek spamlayacağız ve dakikayla eşit sesimiz var neredeyse. Şu anki oyun planımız şöyle olacak. Önce minyonları ittireceğim, ribbon'u keseceğim, sonrasında vadi açacağım. Biri güzel kazanacağız. Daha şu çalayı bir pusalım değil mi? Gizlice bak. Ses sol, buraya ping atalım. Oo, ribbon gitmiş bile. Üzerimde vadi varken oraya gitmek nasıl bir saçmalık yani. Tabi o da öleceğini biliyor. Bir bakıma birazcık da mantıklı bir şey yapıyor ama çok da mantıklı değil tabi. Otomatik sağları, otomatik sağları. Vadinin, bak şuraya indirdiğinde vadi açabilirsin ya da şuraya. Otomatik saldırı W, animasyon iptali. Bitir kanka dedi. Bitiririz tabi canım. Karşıma gelen herkes niye böyle yazıyor ya? 700 altın. Eskiden 800 veriyordu hatırlarsanız. Bu bir nerf yedi. Hatta videonun başlığını şey yapalım ya. Kule altınları azaldı. Kuleler gold vermiyor. Tamam, videonun başlığı bu olsun. Buradan 600 alıyoruz ama değil mi? Yoksa gözyaşlarım çıt pıt. 600 altın. 135 CS dakika 13.55. Valla 10 CS per minute ya. Oyun kısa olursa arkasına bir tane daha atarım mutlaka. Hatta farklı bir build ile atarım. Lux falan gelebilir. Geldi de. Açıyı güzel ayarlaman gerekiyor bak E basarken. Bitir Renekton B yaz. Yemezler kardeşim yani. Bence orada pustum bekliyorsun. Vallahi ellemeyeyim diye. Lux beni kandırıyorsan üzerine flash ignite atacağım. Ultimi basacağım, böyle öfkeli bir şekilde seni paramparça edeceğim. Ben de sana bu sözü verdim şu an. Baksana cooldown kasınca E 10 saniyede geliyor. Skarner gelebilir. Haritada gözükmüyor. Dakika 15'te imtörü bir güzel açıyoruz. Geldi. Çek beni kardeşim, çek. Bana birazdan flash atacağım. O öyle hareketler yapsın. Bye. Bunlar fena kasılmış, iyi de oynuyorlar ha. Karabaltayı da bitirdik. Ben demiştim size bak, malf olmuş lazım diye. Bu olsaydı büyük ihtimalle Sven'i teklemiştim. Almaya da başlıyorum hatta. Bir tane W, bir tane E gidiyoruz. İki yeteneği de çok seviyorum. E'nin cooldown'ı bakın 8 saniye düştü. Ama bilerek ölüyor artık. Peki. Ya bu ne böyle, sürekli Riven beni havada yakalıyor. Şöyle bir şey yapacağım, Doran kılıcını satmayacağım. Bakın statları çok iyi. Ya satıp kazma alabilirdim ama %2.5 mutlak sömürü, 100 can, 10 AD beni daha çok cezbediyor. Abi bu ne böyle ya? Alt olmuş da bitirdim. Bir tık saçma oynadık. İşte Kaniçe'nin bu yanını sevmiyorum yani. Rakibe tek atamayınca olmuyor. Bin altın. Ama mahvolmuştan sonra karakter açıldı. Flash ignite atmana değer miydi? 1000 gold verdim, bir zahmet değsin değil mi? Bizimkiler de Skarner'ı öldürdü. Helal Diana.
Lan bana öl ya. Onun Skarner Soraka'yı kovalıyor, ne alaka? Geldim babacım. Bir daha geliyor. Bak E basıyorum, bir daha E basıyorum sonra. Geliyor rakip takım. Ne yapıyorsunuz orada? Ben girmem ya. Baya eğlenceli bir oyun oluyor ama. Yani rakip takım gerçekten önde ve kazanamıyorlar. Onlar acı çektirmek de bana zevk veriyor. Lux'ın bir canı var. Üzerime ulti niye atıyorsun ya deli? 3900 altının var. Acaba ne almalısın? Bir düşün bakalım. Sinsi pençe alacağım. Bunu satacağım. Buradan bir tane daha bundan alacağız. Dokunduğumuz tek yiyecek. İzleyin. Aa, biri geliyor lan. Hepiniz yerli bir edeceğim. Aaaa! 4'te 4. Penta. 20'de penta. Adam beni base'e çeker lan bu arada. Hayır hayır, FF geldi, hayır. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım, neler yapmışız görelim. Perfect bir Renekton gameplay. Hasar tablosundayız. Renekton ile Sart kazandık. 13-5-2 3K'da. Çok kötü ya. Şimdi bot lane'e de bakalım. 11 defa ölmüşler. Şu ikisini toplarsak 14 yapıyor falan. 16.000 altının oyundaki en yüksek altın bizde. Yaklaşabilen kimsecikler yok. Hasar tablosuna geldiğimizde şurada bir gökdelen görüyorum. 31.000'le koskocaman bir gökdeleni bir güzel diktik. Kulelere toplam hasarda da 8.500'e gökdelen değil de bir gece kondu dikilmiş. Hani 10.000'in aşağısı gece kondu demiştik ya. Maalesef öyle. 5.000 like'ta Renekton devamı gelecek. 5.000 like'ı gördüğümde diyeceğim ki Renekton'un devamını çekmeliyim. Yoruma hangi sorunsallar gelsin lütfen yazın. Mantıklı şeyler yazın, çekeyim. Hazırsanız ikinci oyuna geçelim. İkinci oyundayız. Hızlıdan ikinci oyuna geçiş yaptık. Karşımıza Rumble var. Girdim rün ve şazilimini sağ tarafta görebilirsiniz. Hatta şuradan bakın. Ben koymayayım, uğraşmayayım. Sadece şunu saldırı hızı yaptım. Bunu neden yaptın diyorsanız da karşıda çok fazla CC yok. Ve saldırı hızı işimi görecektir. Çalıya yeni X'le girelim mi? Bak şimdi Rumble laning'i kolay aslında. Sadece level 2-3'ü beklemen lazım. Geldiğinde sana alev atabilir, E atabilir. O yüzden bir tık zor. Ama aynı zamanda kolay da. Q'yu çevirdin. Bak E'sini atıyor. Güzel de damage atıyor. Bak ikinci öfkeli Q'yu atabilmek için sürekli önüne doğru yürüdüm. Üzerine yenilmezi çalıştırdım ve damage'ini bir güzel yedi. 3 levelde içinden geçeceğiz. Bu kadar diyorum. Tamam, 2 leveli Z'mizi açtık. Birazdan atlarım. Aldı. Potum bastım. Gerçekten tepki veremeyeceğine inanıyordum ve vermedi de. Bazen böyle oluyor. İnsanlar dona kalıyor. Totemimizi attık. Hızlıdan bir base atacağız. Bu oyun mahvolmuş, alacağım. Kesinlikle alacağım. Tekrardan geldik. Şöyle bir atladım. Otomatik saldırı W. Otomatik saldırı Q. En son bir E attık. Zırhını kırdık. Damage'ini yedi. E'mizi pingleyelim. W'muzu pingleyelim. Beklediğim bir şeydi bu arada. Kafamdan direkt bunu düşündüm. Gragas E'sini kaçıracak dedim. Şimdi E W yapacağız. Birazcık riskli olacak ama yapacağım. Gördünüz mü? Bu ne yapıyor oğlum ya? Niye XP'mi çalıyor şu an? Onlar da umarım olmaz bir daha. Biraz ulti erken başladım. Yine güzel ama öfkem de olacak ve dive'leyeceğim adamı. Çok ciddiyim bu arada. Yine güzel oldu. Bizim için öfke doldurma aracı. Çok yaklaşmadım. W'nun gelmesini bekliyorum. Lan ne oluyor? Ya League of Legends beni trolleme artık ya. Ölmeyeyim, ne olur ölmeyeyim, 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 ölmeyeyim. Adama tıklıyorum. Bak şeyi de açtım. Misklik azma tuşunu da açtım. Adama tıklıyorum ama olmuyordu. Peki şu CS Diff'in güzelliğine bir bakar mısınız? Rakibi adeta mahvettik.
otomatik saldırı, yürü, otomatik saldırı, yürü, otomatik saldırı, yürü. Sonrasında Q at. Gragas 0-0-0 sürekli tapleni petliyor. Ve ben de buna sinir oluyorum. Açlık vadiye. Ben beleşinden altını alayım. ...92 CS, 35 CS, 3 katı fark yedi. Şimdi bir de bizden tek yesin bir. Elveda. Sen ciddi misin dostum sen? Robot gibi oynuyor bu da bak. Ölmemesine çok şaşırdım. Şu an kafamızda oyun zaten bitti. Lan bu saldır bana ya. Fight me, fight me. 600 gold. Gördün mü komboyu? Çok temiz abi. Basıyorsun. Otomatik saldırı W, otomatik saldırı Q. Bak tam öldürmedim düz vuruş atıp E basıp sonra bir daha E basabildim. Kule altından çıkabilmek için. Yine dakika 15'te rakibin imtor kulesini açıyoruz. Ya bu bir şans değilmiş demek ki değil mi? Her oyun bunu yapıyoruz. Hatta geçen oyun 15'te açmıştım. Şu an 14'te açıyoruz. Keşke W atsaydım ya. W atıp E atsam kaçıyordum. Flash da atardık. Tarayıcımızı bastık. Selam gençler. Ah be, alamadım. Uzak dur benden. Gördünüz mü? Çok basit. Öyle bir yavaşsak yormuyor. Selam, ne haber? Güzel. Jin'imiz skor aldı yani. Üzerine oradan bir asist aldım, 150 altın geldi. Benim için her türlü worth. Direkt oyunu bitirmeyi deneyeceğim. Graves gelebilir ama ben gidiyorum ya da. Yo mu? Kaçamazsın. Lanet olası diyor. Ignite'le öldüreceğim onu. Ignite'le öldüreceğim onu. Öldü. Ben düz vuruş attım sonra W attım. Onu gördünüz mü? Sallan beni, sallan beni. Önce Zırıl'ı kesmem lazım ama Nami'yi kesiyoruz. Nami'nin de ilk eşyası kimyasal çürütücü. Bir tane daha can eşyası aldık. Birazdan oyunu bitireceğim. Şunu anlayın abi. Siz Renekton'sanız koridorda üstün olacaksınız. CS'de üstün olacaksınız. Her şeyde üstün olmanız lazım. Oyun bitti şu an benim kafamda. Gideceğim vadiyi açacağım, bitireceğim. Sonra kasar hoş ya, kimse can basmıyor. Ha bu ne? Aa, hayır, FF geldi, hayır ya. Renekton ile S kazandık, takım da herkes S kazandı. 11-5-2, 11.700 altında oyundaki en yüksek altın yine bizde. Bu adam yaklaşmaya çalıştı, çok iyi oynadı. Yine yaklaşamadı. Hasar tablosuna geldiğimizde Gragas 2800 hasar, ne Allah seni kahretsin, bu ne böyle? 18.800 ile ikinci gökdeleni bir güzel diktik. Kartuş R basınca hasar atıyor. Yani bak, biraz LoL'ü biliyorsan kartuşun R basıp senden daha fazla vurabileceğini de biliyorsun. Hele iyi oynadıysa bir de. Neden beni geçtiğini anlatıyorum. Yemek yiyenlere afiyet olsun. Katıl ve süper teşekkür yapanlara. Tatlış tavuk alp. Mükemmel bir gün geçirin. Tavuk açar. Hoşçakalın. Bye bye.